Herkese merhaba. Bodrum'dayım. Burası Milite Bodrum Marina. Hava ılık. Bahar gelmek üzere. Henüz güneş yüzünü göstermedi ama önümüzdeki hafta güneşin de benimle beraber olacağını, yolculuk boyunca bana eşlik edeceğini düşünüyorum. Halikarnas balıkçısı Cevaş Şakir'in izini süreceğiz biraz. Biraz Bodrum'da bu izleri arayacağız. Ondan geriye kalanlar, arta kalanlar. Bodrum'da neler yaşanmış, neler başına gelmiş Cevaş Şakir'in. Biraz da Gökova'ya açılacağız. Onun Cova dediği. Gökova'da. Onun gittiği Bükler'e gitmeye çalışacağım. Onun kaldığı koylarda, gecelediği koylarda kalmaya çalışacağım. Oradaki hikayeleri anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce, bildiğimce. Ve Gökova'da Cevaş Şakir'in hayatından ufak ufak ama birbirinden keyifli kesitler vermeye çalışacağım hepinize. Biliyorsunuz 1925 senesinde Bodrum'a geldi. 47'ye kadar kaldı. 23 seneye yakın demektir. Ondan sonra İzmir'e gitti. Başka sebeplerden dolayı. Ve bu 23 sene boyunca gerek balıkçılarla, gerek süngercilerle, gerekse de kendi arkadaşlarıyla, dostlarıyla Bodrum denizlerine, Cova'ya, Gökova'ya açıldı. 1945'te de, yani buradan ayrılmasından 3 sene evvel de adını da kendi koyduğu Mavi Yolculuğu başlattı. İsim babasıdır Cevaş Şakir. İlk o kullanmıştır Mavi Yolculuğu. Daha sonra arkasından Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat yazdığı kitaplarla ve yaptığı programlarla tüm Türkiye'ye bu ismi duyurmuştur. Ben şimdi biraz Cevaş Şakir'in peşinde mavi yolculuklarda ve onun öncesinde balık avlarında neler yaptığını, Cova'da neler yaşadığını anlatmaya çalışacağım, vermeye çalışacağım size. Bu biraz da Cevaş Şakir'in Bodrum'da nasıl Halikarnas balıkçısına dönüştüğünün hikayesi. Hadi başlayalım. Arkamızda kale, önümüzde Karaada. Balıkçının peşine düştük. Başladık. Bodrum'dan çıktık. Hava harika. 13. Önümüz
de Karaada. O da paralel Gökova'ya doğru seyirdeyiz. İnsanlar aşık olmuş. Ama şimdi isimli. Balıkçının dediği gibi ışıklı mavi göklü Bodrum, dümen suyumuzda, burmamız Karaada, arkası da Gökova. Çok güzel bir gün, bizim için çok anlamlı. Balıkçının izindeyiz. Birer birer nereye gitti, neler yaptı, bu hafta boyunca onunla olacağız. Bodrum'dayız. Ve sancak bordamızda Karaada. Karaada tabii balıkçı için çok önemli bir yer. Çünkü Kalebent olarak geldiği Bodrum'da denize çıkma yasağı bittikten sonra ilk geldiği yerlerden bir tanesi. Daha sonra edindiği yelkenli kayığı yatağına da çok kereler gelip gittiği bir yer Karaada. Karaada'ya balıkçı yıllar içinde ailesiyle çocuklarıyla da haftalık tatillere geliyor. Burada bir hafta boyunca ailece kalıyorlar ve zaman geçiriyorlar. Çocuklarının da çok sevdiği bir yer. Ama ondan önemlisi, Karaada'da balıkçının kitaplarının birçoğunun yazıldığını biliyoruz. Tek başına geldiği zamanlar burada balıkçı geceler boyu kitaplarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Romanlarını, hikayelerini, makalelerini buralarda yazıyor. Yine Bodrum balıkçılarıyla gelip gece avı yaptığı, balık avladığı bir yer Karaada. Alargasında geceler geçirdiği bir yer. Sözün özü Cevaş Şakir Kabaağaçlı'nın yavaş yavaş Halikarnas balıkçısına dönüşmesinin hikayesinde başlangıç noktası Karaada diyebiliriz. Geçen sene müthiş bir yangın çıkmıştı. Bak nereden başlamış yani. Gördün mü? Nereye kadar? Bak buradan çökertmeye kadar yanmış. Buradan çökertmeye şu anda 7 mil var. Çökertmedeyiz. Gökova çökertme koyunda. İlk bakışta her taraf yandığı için geçen seneki orman yangınında çok keyifsiz manzara var. Pek fazla gözümüzü oraya çevirmemeye çalışıyoruz. %90'ın üzerinde yanmış burası. Ağaçlar yanık bir kibrit çöpü gibi köklerinin üzerinde duruyorlar. Hepsi cansız. Siyah ya da kül rengindeler. Şimdi güneş birazcık örtüyor. Akşam güneşi saat 6.30 gibi şu anda. Ama güneş gittikten sonra sanıyorum o kül ve siyah renkler çok daha
göze batar hale gelecek. Biliyorsunuz geçen sene yani 2021'in Temmuz'unda Marmaris'le beraber, İstanbul Körfezi ile beraber eş zamanlı çökertmede de yangın çıkmıştı ve galiba 10 gün sürdü. Ölene kadar, termik santrale kadar ulaştı. Bir şekilde sonra söndü. Buradaki izleri çok ağır. Lokantaların 30-40 metresine kadar gelmiş. Seyrek de olsa evlerinde 50-60-70 metresine kadar yangın gelmiş. Şu anda etrafta yeşil şey çok az. Yani %10 falan diyorum ama daha da az hatta. Fakat enteresan bir şey, ağaçlar seyrek olduğu için toprağın üzerindeki yeşil bitki örtüsü tamamıyla yok olmamış. Çünkü kafayı kaldırdığınızda ağaçlar simsiyah, evet, ama toprak yeşil gözüküyor. Demek ki seyrek ağaçların arasındaki toprak yanmamış. Yani oradaki fauna pek fazla şey olmamış. Etkilenmemiş gözüküyor. Tabii çökertmeye gelirken hani bunları görmek istemezdik ama esas buraya geliş amacımız Halikarnas Balıkçısı'nın çökertmeyle ilgili bir iki güzel anısı, hikayesi var. Kısaca bir tanesi tabii Çakır Ayşe ile işte Balıkhan'ın aşkı. Çakır Ayşe meşhur. Bodrum'un en güzel kızlarından, çakır gözlü, beyaz tenli, çok hoş bir kız. Ağalar beyler peşinde. Halikarnas Balıkçısı bunu romanlarında uzun uzun anlatıyor. Çoğunuz okumuşsunuzdur belki. Balıkhan'da onun aralarında böyle elektrik olan gizli sevdası gibi bir şey. Hatta balıkçı işte Çakır Ayşe 50'li 60'lı yaşlarına geldiği zaman bile hala Palıko'yla bazı bakışmalarını, cilveleşmelerini yakalıyor vesaire ama o hiçbir zaman sormuyor. Hikaye çok keyifli. Çakır Ayşe balıkçının deniz insanlarını anlattığı hikayelerinin bir kısmında var. Oldukça da yoğun bir şekilde anlatıyor. Okuduysanız hatırlayacaksınız, okumadıysanız tavsiye ederim. Bir de Halikarnas Balıkçısı'nın tabii hayatını yazınca, biyografisini kaleme alınca çok fazla araştırma içine giriyorsunuz. İşte o araştırmanın bir tanesinde şöyle bir ufak anekdota rastladım. Gökova Körfezi'ne rüzgar hep batıdan eser. Yani Gökova'ya doğru Bodrum'dan yola çıkıp gelirken rüzgar arkanızdadır, rahat rahat gelirsiniz. Dolayısıyla balıkçı da balığa çıkarken en sevdiği iki arkadaşını, Paluko'yu ve Gavur Ali'yi yanına alıyor. Üçü yelkeni açıyorlar yatağının, püfür püfür geliyorlar. Gelirken de balıkçı kullanıyor tabii tekneyi. Çökertmeye işte demir atıyorlar. 5-6 gün, 1 hafta, 10 gün kalıyorlar. Balık alıyorlar. İşte etrafta kamp yapıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Balıkçı anlatıyor. Sonra bir hafta sonra toplanıp geri gidiyorlar. Yalnız geri giderken rüzgar hep batıdan estiği için, yani hakim rüzgar Gökova'da batı olduğu için tabii orsa yükselmeleri lazım. Yani eski tabirle volta vurmaları lazım. Zor iş. Yani git Datça tarafına, gel Bodrum tarafına. Uzun iş, zor iş. Dolayısıyla bunu yapmak istemiyor balıkçı. Küreklere asılmak lazım. Şöyle bir oyun oynuyor Gavur Ali ile Paluko'ya. İşte ormanda gezinir gibi yapıp yarım saat sonra bir ağacın arkasından çıkıp bağıra çağıra jandarmalar, jandarmalar, dinamitle balık avladığımızı duymuşlar. Çabuk küreklere asılın der, denize atıyor kendini. Yüzüyor, işte kayaya çıkıyor. Paluko bir taraftan, Gavur Ali bir taraftan kürekleri çeke çeke büyük bir hızla çökertmeden kaçıyorlar. Ondan sonra halbuki ne jandarma var, ne kovalayan var, ne birisi var. Sonra Orak Adası'na geldiklerinde, karaadaya yaklaştıklarında yani balıkçının vicdanı el vermiyor ve diyor ki ya jandarma falan yoktu. Kızıyorlar tabii, söyleniyorlar koca balıkçıya. O da diyor ki tamam, bundan sonra yolun geri kalanını ben çekeceğim, siz dinlenin, kürekleri bana verin diyor. Bodrum'a geri kalan yarı yolu kendi çekerek geliyor. Bir hafta boyunca dediğim gibi balıkçının peşinde olacağız. Çökertmeyle başladık. Gökova Körfezi'nde onun anılarıyla dolu her tarafa gideceğiz. Nerede ne var? Onunla ilgili anlatılması gereken ne varsa hepsini anlatmaya çalışacağız. Tabii balıkçı buraya yoğun olarak, yani 1947 senesinde İzmir'e göç ettiği için çocuklarının okulu, parasal durumlar, iş durumları vesaire vesaire, başka bir sürü sebep var. İzmir'e gittiği için balıkçı esas buralardaki keyifli zamanları 1940'lar, yani 30'ların sonu 40'ların başı. Yani 1940'ların başı deyince tabii 80 sene önce balıkçının bu denizlerde olduğu, bu koyda olduğunu düşünmek insana tabii çok
keyifli ve güzel, değişik duygular yaşatıyor. Yani bir Halikarnas balıkçısı sevdalıysanız bu tarif edilmeyecek duyguları yaşıyorsunuz. Kelimelere dökülmesi zor. Biz şimdi ne yapacağız? Yine şimdi biraz daha batışını bekliyoruz. Soğuk bir şeyler içiyoruz şimdi. Sonra yemek hazırlayacağız. Oh,